İyi akşamlar sevgili seyirciler. Diyalog Haber Merkezi'nin sunduğu haberlerle karşınızdayız. Ben Nihan Sevinç. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Katar'lı olduğu öne sürülerek yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek gerçek dışı iddialara ve bunlarla ilgili haber ve paylaşımlara yönelik hukuki süreç başlatıldığını bildirdi. Görgün, kararlı olduklarını ifade etti. Hollanda hükümeti hızla yayılan koronavirüsün omikron varyantı nedeniyle 14 Ocak 2022 tarihine kadar tam kapanma kararı aldı. Eczane ve süpermarketler gibi temel ihtiyaca dönük ürünler satan işletmeler dışındaki tüm mağaza ve dükkanlar bugünden itibaren kapalı olacak. Ülke genelindeki tüm eğitim ve öğretim kurumları da yarından itibaren kapalarını kapatacak. Ve sırada spor var. Trabzonspor Süper Lig'in 17. haftasında Hatay karşı karşıya geldi. Müsabaka Bordo Mavililerin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 39'a çıkarıp liderliğini sürdürdü. Hatay Spor ise 29 puanla 3. sırada kendine yer buldu. Efendim haberleri sunduk. Bir sonraki bültenle yeniden karşınızda olacağız.